Üstekileri. Şu gördüğünüz faturalar bir emeklinin faturaları. Doğalgaz 850 lira. Elektrik 200 küsür lira. Su ona yakın bir para. Ev kirası 3000 lira, 3500 lira. Emekliye verilen maaş 2500 lira. Onun altında alanlar da var. Hadi bizimki, benimki 3200 lira. 4000 lira, 5000 lira olanlar var. Bu paralarla bir emeklinin hayatını idame ettirmesi mümkün mü? Hayır. Evet. Ekonomik ve sosyal krizin nasıl yönetilemeyeceğini en somut haliyle görüyor. Halkın genciyle, yaşlısıyla, emekçisiyle, emeklisiyle her geçen gün nasıl yoksullaştığına tanık oluyoruz. Tanık olmakla kalmıyor, her birimiz kendi soframızdan bir dilim ekmeğin daha nasıl eksildiğini bizzat deneyimliyoruz. Hiçbir şey yapamayacağız. İnan olun, torunlarımıza ne vereceğiz onu düşünüyoruz. İnanın yani. Bir harçlık olarak bile nasıl vereceğiz, bir ayakkabı nasıl alabilirler? Çünkü çocuklarımızın çoğu asgari ücretle çalışıyor. Çoğunun evi kira. Yani zor geçinmekteler. Bizler de bir anne baba dede nine olarak onlara destek olmak istiyoruz ama maalesef ki elimizden hiçbir şey gelmiyor. 1100 lirayla ne yapabiliriz? 1100 lirayla bir tane küçük altın alınabilir. İlk ikramiye verildiğinde 4 tane 5 tane küçük altın alıyordu. Şimdi bir tane küçük altın alıyor. Enflasyon ülkede 5 sene sıfır enflasyon mu zam vermiyor? Hani demesini biliyor ya, enflasyon var, evet biliyoruz, sıkıntıları biliyoruz, halledeceğiz demesini biliyor Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman ülkede enflasyon varsa ikramiyede de zam vermesi lazım. Enflasyon onda zam vermesi lazım. Bu hükümet işçiyi görmüyor, memuru görmüyor, emekliyi görmüyor, köylüyü görmüyor. Sadece sermayeye yağdırarak işi götürmeye çalışıyor. Biz enflasyonun ne kadar olduğunu biliyoruz. Çarşı pazar esnaf enflasyonun ne kadar olduğunu biliyoruz. Ve bize verdikleri bu 1100 lira ta 4 sene önce verilen bir ikram.